Bunun dışında tabii sadece idrar kaçırma şikayetiyle gelenlere bu vajina daraltma işlemi yapılmıyor. Bu doğumdan sonra veya doğum olmadan da hastanın, kişinin vajinasında genişlik olabiliyor. Bununla ilgili de birçok işlemler var. Ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemlerle bu sıkıntıların problemlerini gideriyoruz. Cerrahi olmayan yöntemler özellikle son zamanlarda çok popüler. Özellikle de lazerlerle veya radyo frekansla vajina daraltma işlemleri kısa sürede herhangi bir kesi, ameliyat olmadan ameliyatın komplikasyonlarını bertaraf ederek yapılabilmekte. Peki hocam, cerrahi olmayan bu yöntem ağrılı acılı bir işlem midir? Hayır, ağrılı acılı değil. Yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Tüm vajina boyunca lazerle veya radyo frekansı o bölge taranıyor bir bakıma. Orada kolajen gelişimini, ısıyla kolajen gelişimini sağlıyoruz, stimüle ediyoruz. Bu şekilde bu sıkıntıdan kurtuluyoruz. Çok kısa süren bir işlem. İşlemden sonra hasta normal günlük yaşantısına devam edebiliyor. Herhangi bir ameliyatla ilgili komplikasyon problemi de olmuyor daha sonra. Hocam şimdi WhatsApp hattımıza gelen soruları soracağımı duyurmuştum. Sağ olsun izleyicilerimiz hiç hemen sorularını sormaya başlamışlar. Bir izleyicimiz demiş ki hocam merhaba Korkut Arslan'a sormak istiyorum. Labioplasti ameliyatının iyileşme süreci ne kadardır? Ve cinsel birleşmeden sonra genitalimde sihir çıktı. Bunun bir sebebi var mıdır diye sormuş. Anladım. İki soruyu bir İki arada konu sormuş. birden. Evet. Şimdi şöyle, labioplasti, labium dediğimiz vajina girişindeki deri katlantılar. Bazı hastalarda bu çok büyük olabiliyor, asimetrik olabiliyor, birçok problem ortaya çıkıyor. İşte genital estetik dediğimiz grubun içinde özellikle bu labioplasti ameliyatları büyük bir yer almaktı. Onun dışında vajina daraltma olsun veya doğum sonrası o bölgede kesiler oluyor. Bebek rahat doğsun diye doğum esnasında epizyotomi dediğimiz kesiler yapıyoruz. Bunların hepsi bu genital estetik grubun altına alabiliriz. Bir de tabii burada renk koyulukları oluyor. Onu da lazerle renk koyuluğunu giderebiliyoruz. Şimdi labioplasti ameliyatı yaklaşık yarım saat, 40 dakika süren bir işlem. Lokal anesteziyle veya genel anesteziyle yapılabiliyor. Biz genelde lazerle yapmayı tercih ediyoruz. Lazerle hem kesi daha düzgün oluyor, kanaması daha az oluyor, doku uyumu daha iyi oluyor. İyileşme de daha hızlı oluyor. Bu işlemlerden sonra normal bir 3-4 hafta bir iyileşme sürecimiz var. Ondan sonra hasta normal cinsel hayatına geri dönebiliyor. Bunun yanında uygun vakalarda ameliyatsız radyofrekans yöntemiyle de bu iç dudaklarda, labiumlarda ufalma sağlayabiliyoruz. Tabii seçili vaka olması gerek. Eğer çok büyükse veya asimetri varsa onlara daha çok cerrahi yöntemi öneriyoruz.